Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Haziran Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 koşuluk bir program var arkadaşlar. İstanbul'un 2 tane altılısı var ki birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da, ikinci altılısı ise 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben her iki altılı programıyla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkan üzerinde duracağım. Yine 7-8 TL'yi geçmeyecek küçük oyun kurguları vereceğim ki takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu arkadaşlar yapmaya çalışın diyorum İstanbul programı için. Arkadaşlar gündüz programında İstanbul akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. İstanbul'da da dediğim gibi gündüz programında birinci koşuyla beraber e, İstanbul'un birinci altılısı başlayacak ki meydin bir koşu dişilere ait 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe sentikte izleyeceğiz ki 11 tane ilk defa start alacak. Safkan'ın start alacağı bu koşuda orijin olarak arkadaşlar dikkat çeken bir iki tane safkan var ki bunlardan ilki 3 e, numaralı Fırtınalı Deniz Mehmet Kaya ile beraber start alacak safkan. Anne kan önemli bir safkan özellikle e, e, Oğuz boylu gibi çok önemli bir anne kan e, kardeşi var ki bilindiği gibi arkadaşlar grup koşularında birçok kez gördüğümüz bir safkan. Ben etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tarz e, koşularda e, önde tempo almayı seven bir safkan da olacağı düşünülürse orijin olarak e yarış arkadaşlar kazanabilir. İlk şansı 3 numaralı Fırtınalı Denize verelim Mehmet Kaya ile beraber. Rakip noktasında yine orijine dikkatimi çeken 4 numaralı Günbilen ki Akın ile beraber start alacak. Kurtelik Rus'una ait olan bu Safgan'dan da yine ilk yarışında hazır girecektir ve iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 3 ve 4 burada bende bir tık önde ama dediğim gibi tay arkadaşlar. Takip safkanlarınızı muhakkak ekleyin. Yine 1 numaralı Ateşin Gözü Gökhanla beraber ki yine 10 numara topuklu öfem de yine Özcan'la beraber geniş kuponlarda şans verilmeli ama özellikle 3 ve 4 numara safkanları ben de bir tık önünde bu iki safkanı muhakkak yazalım Altının ilk ayağına takip safkanınızı yine ekleyerek altının ilk ayağı için değerlendirilebilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5'te 4 yukarı Arapları 1600 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz ki 7 tane safkanın start alacağı bu koşuda yine güzel zevkli bir mücadele olacak. Burada dikkat çeken 3 tane safkan var ki zaten bu yarışında 3 tane bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Bunlardan ilki kalitesi malumuz olan 2 numaralı Akkul olacak ki formunu bulduğu zaman çok çok iyi işler yapan özellikle çimde bu mesafede çok başka koştuğunu düşündüğüm Halis'le beraber start alacak Akkula'nın yani için bu grubu geçmesi normal sonuç olacaktır ki zaten büyük ihtimalle de favori çıkacaktır arkadaşlar. Bu safkanı geçme noktasında 5 numaralı Duman ben çok beğendiğim genç safkanlardan biri. Bu tarz gruplarda her zaman iş yapar ki Gökhan Kocakaya da ara sonrası bence formda başladı. Etkili bir yarış yapabilir. 5 numara dumanı da yine kuponlarımızda bulunduralım diyorum. Son olarak da 4 numara Boldrum Kaleski Hışman'la beraber start alacak. Kaliteli Safkan Özellikle Çin performansı dikkate alındığında çok çok iyi işler yapabilen bir safkan. Yine kazanma şansın olduğunu düşünüyorum. 2 ve 5 bir tık önde daha sonrasında 4 numaralı Bodrum kalesinde kuponlarda olmasını doğru buluyorum. Bu safkan bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Yine dediğim gibi özellikle 2 ve 5 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 4 numaralı da şans verilmesi doğru olacaktır. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 4 ile 4 yaşlı Arapları 2100 metre mesafe Sentik'te izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da arkadaşlar yarın için birinci altıda çekim olacak. Ben yarın için burada 9 numaralı Korkmaz Efe'nin Gökhan Kocakaya beraber geçilmeyeceğini düşünüyorum. Çok müsait bir grup yakaladığını düşünüyorum. Oldukça da uygun bir kilolojik start alan safkan. Tam mesafesinde koşuyor. Özellikle bu tarz mesafeleri çok çok iyi koşması beklenen safkandan etkili bir yarış gelecektir. Arada da iyi ellerde bakılan Safkan'ın hazır gireceği bu yarışta ben kolay bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Yani için burada rakip noktasında bir tane rakibinin olduğunu düşünüyorum ki o da bir numaralı Şarlo Mehmet Kaya beraber. Ben ona da üstünlük sağlayacağını düşündüğüm 9 numaralı Korkmaz Efe'nin yarın için müsait grupta kazanmasını bekliyorum. 9 numaralı Safkan e, İstanbul programının birinci altı için arkadaşlar benim tekimdir. Ben yarın 9 numaralı Safkan'ın bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün dördüncü yana geldiğimizde ise şartlı 3'te 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe sentrikli izleyeceğiz ki aynı zamanda 7'li plas elinde ilk yayına oluşturan bu grup için arkadaşlar 5 tane safkan koşuyor yine ilk defa start alacak Safganlardan orijin olarak dikkatimi çeken özellikle 3 numaralı Hitomi var ki Gökhan Kocakaya ile beraber yine etkili bir yarış yapabilir. Fatura ekürüsüne ait olan bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Daha sonra ekürülerden özellikle 5 numaralı Queen of the Darnks arkadaşlar çok etkili bir orucunu var. Özcan'la beraber muhakkak iyi koşacaktır. Bu iki safkan bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Zaten 4 numaralı safkan ekürü koşuyor arkadaşlar. 1 numaralı safkan ekürü koşacak. Ben burada 3 ve 4'ün yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış gibi gözüküyor. Özellikle 3 numaralı Hitomi'den arkadaşlar çok iyi bir yarış bekliyorum yarın özellikle Yarış içinde takip edeceğim safkan olacak bu ayak için. Günün 5. koşusu 2. altında ilk ayağına tekabül eden arkadaşlar. Şükrü Dinçel koşusunda kısa vade 7'de 4'lü yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. Sentrik'te izleyeceğiz ki 8 tane safkanın start alacağı bu koşuda kim gelse çok da benim için şaşırtıcı olmaz. 8 safkanın da bence kazanma şansının olduğu bir koşu gibi gözüküyor. Özellikle 2-3 tane safkandan bahsedeceğim ama dediğim gibi arkadaşlar denk bir grup gibi gözüküyor. Kim kazarsa benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Özellikle ara öncesi çok formunu bulduğunu düşündüğüm 5 numaralı katme değerden etkili bir yarış gelecektir. Özcan'la beraber start alacak bu safkan tam kendini bulduğu sırada e, ara verilmiş oldu. O yüzden de biraz e, şanssızlık olduğu düşünüyorum katma değer için. Ben hal ilgililerin iyi baktığını düşünüyorum Safkan'ın ben hazır gireceği bu yarışta Özcan'la beraber etkili koşacaktır diyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim Altunmalı Victoris Ors arkadaşlar son üçüncülüğü mükemmeldi. Tam kendini bulmuştu Safkan yine etkili yarış koşacaktır. İkür avantajı olduğunda unutmayalım. Daha sonrasında 8 numaralı Grasov Halis'le beraber etkili özellikle sentetikte bu mesafelerde etkili koşması beklenen Safkan'dan iyi bir yarış gelecektir. Bu Safkan ben de bir tık önde yani 5-6 ve 8 arkadaşlar ama daha sonrasında dediğim gibi tüm Safkan'ların kazanma şansı var. Takip safkanınız varsa bu ayak için bütçeniz doğrultusunda muhakkak eklemeye çalışalım arkadaşlar. Günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yukarı Arapları 2000 metre mesafe sentit izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bu koşuda 2 tane safkan bu gruptan bence ayrılıyor. Bu iki safkan arasında yine geçmesini beklediğim bir yarış olarak gözüküyor. İlk şanslı gördüğüm safkan 3 numaralı bir ömür olacak ki Mustafa Çiçek'le beraber start alacak safkanı. Bilindiği gibi arkadaşlar ara öncesinde birçok yarışını önermiştim birçok yarısını çok favori görmüştüm ama bir türlü istediğim yarışı yapamamıştı. Ara sonrası yine müsait bir grup yakalamış Mustafa ile beraber artık bu grubu geçmesini bekliyorum. Her ne kadar biraz ağır gibi gözükse kilosa da bu tarz kiloda koşmaya alışkın olan Safkan'dan etkili birincisi Mustafa Çiçek ile beraber kazanmaya en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum bir ömürün. İlk şansı göreceğim Safkan olacak. Rakip noktasında yine bir numaralı Hazar Denizi her ne kadar ağır kilolu koşsa da bu Safkan'da bu kiloları koşmaya alışkın arkadaşlar. Uzun süredir bir ikincilik serisi var. Bu bu yarışta uygun grupta bu ikincilik serisini bozup güzel birincilik elde edebilir. Bu safkan yine kuponlarımızda bulunmalı. Ben burayı için 1 3'ün yeterli olacağını düşünüyorum ki zaten bu iki safkan dışına çıkarsa da kimin geleceğini bilemeyiz arkadaşlar ama özellikle bu iki safkandan etkili koşu gelecektir. Ağır kilolu olmaları tek dezavantajları ama ben etkileneceğini sanmıyorum. İki safkanın da kaliteleriyle müsait grupta kolay bir yarış yapabilirler. O yüzden 1 ve 3'ün ben bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise yine bir maiden koşu var. Dişilere ait 3 yaş tarafları 1000 metre mesafe sentekli izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda yine İlk defa koşacak e, Taylar'ın koşusu olacak arkadaşlar. Ben bu ayak için yine orijinal olarak dikkatimi çeken iki tane safkandan bahsedeceğim ki bunlardan ilki. 12 numaralı Zazu olacak ki Tameroğlu yavrusu olan safkanın çok etkili bir orijini var. Hışmanla beraber bunu hakikaten değerlendirmeli. Bu safkan uzun vadede iyi işler yapabilecek kaliteye sahip bir safkan. Kesinlikle iyi koşacaktır. 12 numaralı Zazu'yu muhakkak bir çarpı atalım arkadaşlar. Rakip noktasında 4 numaralı Hecemine yine Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak. Bu haber Batur yavrusundan da yine etkili bir orijini var. Etkili işler yapması beklenilen bir safkan olarak gözüküyor. 4 ve 12 burada benim için bir orijin olarak arkadaşlar ilgimi çeken iki safkon oldu. Bu iki safkanı ekleyelim. Daha sonrası yine takip safkanlarınızı varsa yazabilirsiniz. Yine 5 numaralı ilsum 3 numaralı Hasret Köprüsü sürpriz noktasında çok enteresan bir yarış yapabilir bu kaybet temsilcisi arkadaşlar. Yine 9 numaralı Samsun Halis ile beraber şans verilebilir ama özellikle dediğim gibi 12 ve 4 diyorum bu iki safta muhakkak kuponlarda olsun arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise e, 4 tane safkanı start alacağı. Ali Doğan ünlü koşusu var ki kupalı bir koşu. Açık uçta koşacak. 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe içimde izleyeceğiz ki çok yine zevkli geçmeye aday koşulardan biri. Benim çok beğendiğim bir safka olan 4 mal Ulan Bator'dan yine etkili bir koşu gelecektir ki Ulan Bator'un en iyi yarışları genelde sentetik yarışlar ama çimde de çok etkili yarışların olduğunu söylemek lazım. Bu seviyede birçok grup karışık kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Ben formunun da çok iyi olduğunu düşündüğüm safkandan etkili bir koşu gelecektir. Daha sonrasında yine 3 numara right Divine ki özellikle yine bu mesafede çok çok iyi koşabilen bir Torok yavrusu olan bu safkanın Özcan'la beraber etkili olacaktır. Bu iki Safgan'dan iyi bir koşu bekliyorum ki bu iki Safgan arasında yine geçmesini beklediğim bir yarış olacak. 4 ve 3 bu grup yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada eğer ben bir sürpriz arama noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için varsa bir numara Hawking'e bir çarpı atılabilir arkadaşlar. Bugün burada bir sürpriz çıkacaksa bu da sadece Hawking'den gelir diye düşünüyorum. 3 ve 4 arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak geçirecek. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 9'da Sadık Eli Yeşil koşusu var ki 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. 8 tane safkanı start alacağı bu koşuda bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Ben yarın için Altumar Kingsman'ın Hişman Çizik'le beraber uygun grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Bilindiği gibi arkadaşlar Safkan zaten hem ilgililerin hem de Işman'ın Gazi'de çok umut vaat ettikleri ya da umutlandıkları bir Safkan. Ee, özellikle bu tarz uzun mesafeleri orijinal olarak da zaten bunu uygun olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi koşması beklenen Safkan'ın çok da uygun grup yakalamış. Yani için bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Rahatı da kazanacağı bir yarış olacaktır. Altumar, Kingsman'ın, Hışman, Çizik'le beraber. Zaten orijinalinde popüler Demat gibi bir Safkan var ki Gazi Kalibi bir Safkan'dan bahsediyoruz. Bu da Eli Yeşil ait e, bir Safkan'dı. Zaten Eli Yeşil Ekürüs'ün son kazandığı Gazi bu safganla beraber kazanmıştı. Yani bir de Eli Yeşil Ekürüs koşusunda bu safkanın yani kendi safganların orijiniyle olan bu Kiksman'ın kazanması da onlar için enteresan olacaktır diyorum. Ben yani için bu safkanın bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Yine rahatlıkla kuponlara tek atılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te dişlere ait bu grupta 2000 metre mesafe sentetikte. 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Ben yine bu ayak için özellikle bir tane safkanın üzerinde duracağım. Bu da 11 numaralı Lacuardo olacak çok beğendiğim bir safkan. Çok önemli bir diş arkadaşlar. İlgilerinde itinayla hazırladığı kendisi yarış seçerek öyle çok da yarı hafı safkanı yıpratmadan önemli koşuları biraz es geçerek daha da böyle kolay koşularda koştularak çok iyi düzenli bir şekilde safları bu bu duruma kadar getirdiler. Ben yine etkili koşacağını düşünüyorum. Bu haniko temsilcisinin Özcan'la beraber müsait grubunda normal şartlarda kazanması gereken bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. Verdiği aradan etkilenmesi durumunda rakip noktasında burada bir numaralı Aragona, iki numaralı Gopis gör ve 4 numaralı Only for Love Mustafa Çiçek'le beraber arkadaşlar değerlendirilebilir ama dediğim gibi yine 11 numaralı Kuarda'dan ben etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Öncelikli olarak 11 numaralı safkan diyorum. Daha sonrasında 1, 2 ve 4 numaralı safkanları da yine yeri olanlar arkadaşlar yazma noktasında değerlendirilebilir günün son ayağı için. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Ya takip safkanlarınız varsa ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında muhakkak değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.